Bodrum'da keyifli bir tekne turuna çıkmaya ne dersiniz? Hangi koylar gidilip görünmeli? Teknede neler yenilip içmeli? Ne kadar bütçe ayrılmalı? Magazin 8 ekipleri sizler için araştırdı. Ben Magazin 8. Magazin 8 Bodrum'daki tüm koyları tekne ile gezdi. Tekne turunun ve Bodrum tatilinin maliyetini araştırdı. Size maliyeti ne oldu? Çok güzel. Adaboğazı'ndan Bağla'ya, Deve Plajı'ndan Cennet Koyu'na, Dalgıç Koyu'ndan Akvaryum Koyu'na kadar Bodrum'u karış karış bu sefer denizden gezeceğiz. Bir kere zıpla, iki kere zıpla, bıkmadın Allah Allah. Ben hadi neyse atırım da yerle bir ol sen inşallah. Riko buralarda yıllardır tekne turuna çıkan insanlara rehberlik yapıyor. Genelde parti teknesini tercih ediyorlar. Orta yaşlılar daha böyle rahat, ailevi yerler. Üst yaşlılar genelde böyle daha rahat, daha sakin bir yeri tercih ediyorlar. 25 liradan başlayan fiyatlarla tatilciler için bambaşka bir alternatif sunuyor tekne turu. Bodrum'a geldiniz, canınız iyi bir tur istedi. İşte bu tatilciler gibi ahşap bir gulete biniyorsunuz ve mavi koylara yola çıkmak üzere demir alıyorsunuz. Berkay güverteden sorumlu. İmajı, gözlükleri, şapkası tam bir denizci havasında. Bugün 5 koy yapacağız. Bodrum'un en güzel koylarını gezeceğiz. İlk durağımız Akvaryum Koyu olaraktan başlayacağız. Sonra Camel Beach, Bağla Koyu. Hava güzel oldukça da en sakin koylara gidip insanların rahat yüzebileceği bir şekilde gideceğiz. Koylarda demirizme açacağız. Gideceğimiz cennet koylar, gireceğimiz buz gibi sular bizi bekliyor. İlk durağımıza geldik. Evet arkadaşlar, burası ilk durağımız Akvaryum Koyu. Yarım saat buradayız. Sağlı sollu iki tane merdiven var. Her iki telli de yüzebilirsiniz. İyi eğlenceler diliyorum hepinize. Güvenlik sebebiyle ve huzurlu ortamın bozulmaması için müzik yayını kesiliyor. Denize giren tatilcilerin olası boğulma riskleri ve yardım çağrıları duyulsun diye müzik kapatılıyor. Zaten iyi ki de kapatılıyor. Rüzgarın sesi insanı resmen tedavi ediyor. Atlayın! Savunun! Bu hanımefendilerin cesaretine ne demeli? Tatilciler serinlerken biz kaptanın yanına giriyoruz. Önce ismini verelim. Tolga. Tolga, merhaba. Tolga, bu Akvaryum Koyu'nun özelinden biraz bize bahsedelim. Burası her gün yaptığımız 5-6 koydan bir tanesi. Akvaryum Koyu. Mavi bayraklı burası. Bodrum en temiz sularından birisi. Dışarıdan bakınca bütün balıkları görebiliyorsunuz. O yüzden buraya getiriyoruz müşteriyi. Balıkları görüyorlar, yüzüyorlar onlarla beraber, eğleniyorlar. Yüzenler, bir de maskeleriyle denize girip belgeselleri aratmayan görüntüleri izleyenler. İşte bir tatilcinin su altı kamerasından Akvaryum Koyu görüntüleri. Kaptan tam yol ileri diyor. Akvaryum Koyu'ndan ayrılıyoruz. Sıradaki durağımız Bağla Koyu. Yol uzun, keyifler yerinde. Şimdi halay vakti. Tekne turuna yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor. Bağla Koyu'na geldik. Demir atıyoruz. Yavaş yavaş. Gülay Hanım buralara bayılmış. Saatin harika. Şu anda Bağla Koyu'ndayız. Bodrum'un en doğal güzel yerlerinden birisi. Tertemiz, her şey çok güzel. Eğlenceli bir teknedeyiz. Galiba ondaki Bodrum aşkı kimse de yok. Şu anda bir günlüğüne geldim hatta, çok özlediğim için. Her sene geliyorum Bodrum'a. Bazen evde salondan mutfağa üşenir insan. Ancak Gülay Hanım sadece bir günlüğüne gelmiş. Çok özlediği için buraları. Bodrum neresinde kalıyorsunuz Bodrum'a? Gümbet.
eğlencenin olduğu yerlerde. Genelde. Yalnız mı geldiniz? Evet, yalnız geldim. Peki size maliyeti ne oldu? Yani iki gece kalıyorum burada. Dün geldim. Çok fazla bir şey olmadı. Yani 200-250 civarı bir şey oldu. Güzel, uygun bence yani. Güray Hanım yalnız. Bu çekirdek aile 4 kişi gelmiş Bodrum'a. Hanımefendi de koylara aşık olmuş. Türkiye'de şöyle söyleyeyim, gördüğüm en temiz, en berrak su Bodrum'daki tüm koylar. Ne Kuşadası, ne Çeşme, hiçbir yerde yok böyle bir yer. Elinde bağlaması, sesi ve gülüşü Steve Wonder andıran Bodrumlu genç, tekne turunun adeta rengi. Hey sexy lady, I like you blue. Yalnız ses rengi kulağa gerçekten çok hoş geliyor. Keşke ciddi bir performans sergilese. Bu güzel müzik ziyafetinden sonra Deve Plajı'na geldik. Binmesi de inmesi de biraz yetenek istiyor deveye. Maria Macaristan'dan Türkiye'ye gelmiş ve deve turu çok keyifli geçmiş. What's your name? Marion. Where do you come from? Macaristan'dan. How was going holiday? Oh, it's çok güzel. How many days you gonna be here? 6 gün. Çat pat Türkçe öğrenmiş ve hem ülkemizi hem de insanımızı çok sevmiş Maria. Have you come every year in Bodrum? No, it's my first time here. Maria 6 gün için uçak biletleri de dahil bakın kaç para harcamış tatile. How much you paid for holiday in Bodrum? 500 euro. Yeniden yola çıkıyoruz. Beyefendi 6 kişilik ailesiyle 15 günlüğüne gelmiş Bodrum'a. 7-8 bin lirayı buldu maliyet olarak. 7 kişi. Aha, tabii. 7-8 bin lirayı buldu. Otelde işte beachlerde, işte denize girme gündüzleri çok ve akşamları çok harcıyorsun. Şebnem Hanım biraz hüzünlü. Tatil iyi gidiyor. Son günlerine geldik. O yüzden biraz hüzünlüyüz. 15 gündür buradaydık, Bodrum'daydık. Son günlerindeyiz. Cumartesi döneceğiz. Kızlar sevinçli. Eğleniyoruz, tatil yapıyoruz birlikte. Yolculuk nereden buraya geldiniz? İstanbul'dan geldik buraya. Evet. Nasıl buldunuz peki Bodrum'u? Bodrum'u iyi bulduk. Güzeldi. Her şey iyiydi. Her şey hoştu. Tatilimizi yapıyoruz. İşte bir haftalık bir kaçamağa geldik. Bayağı günün işte yılın stresini atmak için geldik buraya. Güzel yani. Hoş. İyi. Kızlar sorması ayıp. Kaç günlüğüne geldiniz ve ne kadar harcadınız? Bir haftalık maliyeti... 2,5-3 milyar falan. Evet. 2,5. Aynen öyle. Hayır. Biz iki aile olarak geldik. Aile dostuyuz yani. Biz iki aile olarak geldik. Evet. O şekilde. Yani 2,5-3. Evet. 3 yetişkin birer çocukla birlikte. 4 kişilik. Aynen. 4 kişilik bir aile. Yani 2,5-3 bin lira gibi bir masraf oldu bize. Rusya'dan da bir tatilci bulunuyor teknede. Aa, ben de iyiyim. Bu biliyorum. Peki nereden geliyormuş? Rusya. Rusya'dan. Rusya. Rusya, St. Petersburg. St. Petersburg, evet. When you come? 3 years ago. 3 years ago. You stay here? Yes. Live here? Yes. In Istanbul. İlk kez gelmiş, 7 gün Bodrum'da kalacakmış hanımefendi. What are you thinking about for Bodrum? Çok güzel.